Evet, neyle başlayalım? Mana ile başlayabilirsek iyi olur. Bence. Loop 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 loop. Gragas da tatlı aslında ama bilemedim. Buradan para çıksa da alsak şunların hepsini. Okey, bundan per oldu, bundan da per oldu. Burası 3 oldu. 3 oldu bile. Bunlardan da bayağı güzel geldi. 2 tane Udyr da var. Eşyalar da iyi. Koruyucu melek falan var. Yama geldi arkadaşlar, evet. Sanırım doğrusu buydu ya. Bunu bir koruyucu melek yapsak mı? Onu düşünüyorum şimdi. Shojin de var, koruyucu melek de var. Aslında koruyucu çok da savaşları etkilemiyor. O kadar da iyi değil gibi. Shojin de biraz nereye gideceğimizi seçmişiz gibi oluyor. Koruyucu gerçi hasaslara karşı çok iyi ya. Buna da çok nerf geldi. Sanırım koruyucu hep yapmak lazım ya artık. Casuslara karşı, suikastçılara karşı çok iyi olacağı için. Batuhan selam, hoş geldin. Legalse çok teşekkür ederim. Güzel sözlerin için. Çok sağ, çok sağ ol. İşte var. Burada mesela bir tane kendin koymak nasıl olur arkadaşlar? Bir tane kendini koysak nasıl olur? İki şövalye mi yoksa dört aylaz mı? Da şöyle mi acaba? Bu da iyi olabilir belki.
Burası bizimle aynı mı? Bizden daha güçsüz gibi ya. Bizde çünkü Poppy 2 yıldız. Ama 5'e basmış burası ya. Ne yapıyorsun sen? Niye 5'e basmış? O kadar da değil kardeşim. 8 para vermiş level atlamaya. Yuh. Değer miydi? Kaybederse çok büyük avantaj değil mi? O çok büyük dezavantaj da. Kaybetmedi ama. Şanslıydı. O zigzag almayı kim istemez ki? Üzerinde mavi var. Birleşiyor zigzin bir de. Spatula'yı kimse almadı mı ya gerçekten? Spatula kaldı. Okey. O zaman hyper roll yaparız belki arkadaşlar. Poppy bu kadar çok geldiyse. Ne dersiniz? Böyle bir ihtimal var gibi değil mi? Beş hala açmış. Trandot taşıyıcı bilmiyorum ya, ilgimi çekmedi. Trakya. Ultisi OP, evet de ilgimi çekmedi çok. Burası ucubeyi açmış. Çok güzel bir brandi var. Burası Haylaz başlangıcı. Bu çok güçlü ya. Şurayı alamayız. Kendini öldürüyor Brand ama. Böyle bir güzellik var en azından. İyi ya, o şeyi de öldürsek, Nunu'yu da öldürsek yeter. Tamam, kafi. Daha bir şey istemiyorum ben. Derken aldık oyunu. What? Güçsüzmüş demek ki. Burası 9 altın, hepsini satabiliriz aslında. Ne diyorsunuz ya, zigzag şeyi acaba oynasak mı? Haylazları 3 yıldız yapıp. Ama çok güçlü olmuyor ya öyle yapınca gerçi. Boş bir hayale kapılıyorum şu an. Güçlü olmuyor, yok. Level'a gitsek daha iyi ya. En mantıklısı. Çok para çıktı bu arada ya. Zaire'yi kullanabiliriz burada bence. İki Niko ne ya? Benim 8'e gidip direkt şey koymam lazım şu an. 8'e gidip dümdüz neydi onun adı? İşte onu koymam lazım. Siz anladınız. Kyle'ı koymam lazım. Neyi satalım?
Kyle'ım 2 yıldız. Karmam da 2 yıldız, Karma oynayacaksak. Ama oynamam ya Karma. Bir tane bir yerden bir Kyle bulsak yeter benim için şu an. Koruyucusu da var. Şimdi Ginzu yapmaya çalışalım. İki Nicole yani çok mantıklı bence. Ginzu parçası. Mordecai. Burada seviye alınır kesinlikle. Mordecai'yi de alalım. Victor daha ucuz. Tam budur herhalde ya kompumuz şu anda. Victor'u mu köşeye koysak? Fark etmez çok da. Bu da pahalı ya. Bunu da satıyoruz. Paraya gidelim arkadaşlar. Level almam lazım benim. Şu an şeyle uğraşamam. Bu arada arınmış tarafıyla da oynayabiliriz aslında. Çünkü şey var bizde. Mavi güçlendirme var. Mavi ile birlikte Vel'Koz da güçlü olabilir belki. Az evvel arınmışla oynadık. Fena değildi. Ama 6 şövalyeye de buff geldi. Onu da bir denemek istemiyor değilim. Şu anda toplamaya gerek yok. 40, 50 altın altı ama. Olabilir aslında. Bilmiyorum. Aha haylaz kullanmıyor burası. Herhalde kaybederiz. Bir Lulu gelmedi ya arkadaşlar. Lulu gelse çok iyi olacaktı da oyun. Lulu yok ortalıkta. Şimdi bu kledi satabiliriz be. Şu Ryze'ı koysak daha iyi olacakmış gibi geliyor her şey ya. Ryze'a versem şu maviyi taşıyacak gibi geliyor bana. Kodsan selam hoş geldin. Zeynep selam hoş geldin. Öldü katası. İki yıldız katasını yok ettik. İşte koruyucu melek farkı. Vel'Koz güzel. Yani onu almak zorundayım zaten. Ama kalmaz herhalde. Çok iyi bir şey çünkü. Hemen gitti. Lulu'yu alalım o zaman. 5 ailesi açalım. Şimdi... Nasıl koyuyoruz 5 aylası? Zaten 6 level'ım değil mi? Aynen direkt koyuyorum yani. Şöyle koyuluyor. Şöyle. Rel mi geldi bir tane de? Vay be. 2 popi de devam mı peki? Yani 2 popi okey mi? Bence okey ya. 2 tane popi olması şeyden daha önemli. Şövalyeden daha önemli. İki tane iki yıldız. Öldüklerinde yeniden doğuyorlar falan. Vel'Koz direkt koymuş. 3 ama şeyi. Arınmış 3. Çok bir beklentim yok açıkçası buradan ya. Yine çok bile iş yaptılar yani. Bir koruyucu melek biraz iş yaptı. Arınmıştan dolayı güçlendiler, iyice tanklaştılar. Kaybederiz de. En azından tek karakterle yenecek beni sadece. Hep silahlıyım. En de asabi.
8'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak komp. Ben de çok merak ediyorum. Günaydın abi. Vize ödevlerimi teslim etmiyor. Uyumadım. Son ödevimi yaparken uyumadan bir seni izlediğim iyi şanslar demiş. Lovrenece. Seyirler dilerim. Burası bu arada. Her ne kadar Hextech kalsa da yine de yeterli olmamış. Ölmeye devam ediyor. Kaybederiz de. Yine de çok büyük bir loss olmayacak. O güzel. Onu da alsak var ya o kadar iyi olur ki. Oh! Ne? İkisini de aldı. Yuh be kardeşim. O kadar da değil. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Bu iki popi olmadı ya arkadaşlar. İki popi sal. Kalsın. Şunu koyalım. Şöyle yapalım. Demek ki neymiş? İki popi almayacakmışsınız. Bir altına mı ihtiyacım var? Trash gitsin. Bir Warmog yapabilirim ya. Ama Morelio da bekleyebilirim. Ve gün ateşi de var. Warmog çok güçlü ya. Warmog yapalım bence. Rel'e yaptım. Rel bence iyi. Biz ne gidiyoruz şimdi? İki tane ikomuz olduğu için biz şu anda dümdüz şeye gidiyoruz. Kayla gidiyoruz. 7 level'da nasıl buldun sen o Garen'ı ya? Adam 7 level Garen bulmuş. Daha yeni 7 olduk biz ya. Gördünüz değil mi onu? Baksanız adamın kompa. Karması var güzel bir. Full item Garen. Yani bu kompa oynayacağım diye girmiş zaten oyuna. 7 level'da direkt Garen bulmuş ya. 100 kere yapsa bir kere denk gelmez aynı şey. Bana karşı geliyor işte. Şans. Belkozlar çok solda ya. Sağa geçelim arkadaşlar. Çok solda. Biz de sola geçelim yani. Onların sağı. Şu şeyi Diana'ya ulti atamadan öldürün. Helal size. Burası Yasuo taşıyıcı yapıyor. Yasuo'ya vurmazsak kaybettik. Ki vurmuyoruz. Kaybettik. Yasuo da buff yemiş galiba değil mi? Nerede arıyoruz biz? 4-5'te değil mi? Çok az daha dayanmamız lazım arkadaşlar. Bu turda dayanırsak yeterince paramız olacak. 4-5'te ararız. Kyle için güzel bir hazırlık var şu an takımımda. Açıkçası. Bir tane gölge mana bulsak o kadar iyi olur ki var ya. Geldi. Suikastçı geldi. Bundan nefret ediyorum. Söylemiş miydim? Çok güçlü ya Katarina.
Sen yaparsan ben de yaparım demiş ve düşmüş koruyucu meleği vermiş. 47 can, iyi kaçılıyoruz. Belki Kal görürüz. Çok iyi olur. Aslında iyi olmuş olabilir ya, burada dayak yememiz var ya. Hiç sıkıntı değil, biliyor musunuz? Sıkıntı panik endişe yok. Gerçekten gördük. Bittiniz siz, bittiniz şu anda. Bittiniz var ya. Sıkıntı panik endişe yok dedim size. Ben size dedim, bittiniz şimdi, bittiniz. İki yıldız Kyle'ı görün bakalım şimdi, 4-4'te de. Çok mutluyum şu anda. Evil Love. Şimdi 6 tane şövalye açacağım arkadaşlar. 90'a çıktı hasar engellemesi. Bakalım nasılmış. Gel sen de. Seri alalım. Sen gir. Sen gir. Sen çık. Neredeyse yapamıyordum. Zar zor yetiştim. Bu da bunun olsun şimdilik. Bunu çok satalım. 5 şövalyeyiz, 6 yapmamız lazım. Şimdi hangi şövalye kaldı? Daria'da diğer çocuk mu? O zor ya, onu yapamayız. Onu bulamayız yani şu anda. Hiç bakmayalım bence ona. Yani böyleyiz arkadaşlar. Budur. Budur yani. Olay budur. Herhalde birinci olduk. İki Nikos alsın. Tabii daha oyunun başı. Ama 6 şövalye daha açarsak kimse duramaz önümüzde gibi. İki yıldız bir o zaman Dari ya da Garen yaparız ya. Hangisi olursa artık. Morde de bu arada mavi iyi değil de. Şimdi Morde çıktı, değil mi? Bunun yerine bir şey girdi diyelim. Garen girdi. Tamam, okey. Bir şey hala eksik burada. Yani bu mu fazla ya da Rell mi fazla? Ama arınmış açıyor. Arınmış da kalacak. 6 şövalye de kalacak. Bu da Lejyoner açıyor. Okey, tamam. Kalsın. Tamam o zaman ya. Morde kalıyor galiba arkadaşlar. Hem tank. Sadece yani bu eşyayı daha iyi taşıyacak birisini bulursak bir düşünelim. Şu takımda. Ona versek daha iyi olur gibi geliyor bana. Bu çok iyi aslında, donmuş da. Donmuşu kim taşıyacak ki burada? Maviyle kim daha iyi iş yapar arkadaşlar? Bakıyorum şöyle. Ya bir şey diyeyim mi? Morde'den başka da kimse dedi. Mavi olmaz ya bu kompta. Çok saçma. Donmuş yürek güzel eşya aslında. Statik var. Titan Nazmi var. Titan Nazmi de biraz buff yedi ama yine de çok da iyi değil. Statik de değil. Donmuş da nerf yedi ama ya. O zaman ya statik kasacağız? Statik olabilir belki ya biraz. Ya da Titan Nazmi kasacağız. Şuna Titan Nazmi kasabiliriz ya sanırım. Al bu manayı da sen al hadi. İlk ultini erken aç. Yavrum. Diana'nın ulti menzili mi azalmıştı? Yani 2 şeylik atıyordu değil mi? 3 değildi artık. Yoksa o role mi olan değişiklikte? Ha bu adam ne oynuyor? Bu böyle nerfli kompo oynuyor. Gerçi nerf mi buff mı ya Felios'a? Artık ultisi de kritik atabiliyor ama ultisinin bütün özelliklerini çok düşürdüler. Onur selam, hoş geldin. Parmak arası çorap, hoş geldin.
Level 48 istiyor, hiç gerek yok acele etmeye. Şu Velkozların çaprazında kalmasak mı ya? Sola gelelim mi? Sola gelelim hadi. Sıkıntı olmaz umarım. İki yıldız Garen yapmış ya adam, yuh. Biz sola geleceğiz de. Tabi mecbur geleceğiz ya. Yo yo, mecburuz. Mecburuz arkadaşlar buraya geçmeye. Bak geldi Velkoz. Ultiyi bu tarafa doğru atacak. Yo yo, en iyisini yaptık şu an biz. Çok iyi yaptık, yok yok. Baksanıza, bozdum bir de ilk ultisini. Süper oldu. 25 olmuş bir rel. Rel kocaman. Zaman kazandır bana sadece rel. Bakalım ne tarafa atacak. Baksanıza ne kadar kötü atıyor ultiyi. Recep Bayraktar. 31. Bu adam çok erken bir şey bulmuştu. Neydi o? Şunu, Garen'ı 7 level'da bulmuştu değil mi? Soru işareti atmıştım adama. Biz de Kyle bulduk ama bileğimizin hakkıyla bulduk. Canımızı azalttık, ortadan aldık. Nikolarımızı bastık. Nikolar şans tabii. Ama şimdi Niko yani... Karma'ya da basan var, Velkoz'a da basan var, Draven'a da basan var. Büyük düşüneceksin bu oyunda. Ben büyük düşündüm. Şimdi bununla oynadık zaten. Diğer Velkoz da o kadar güçlü görünmüyor zaten ve diğer tarafa geçti bile. Bizi şey yapıyor o da. İzliyor. O yüzden şöyle kaçıralım. Allahsız geldi. Dayanası çok uzakta. O iyi oldu. Ama Yasuo'su var bu adamın ya. Yasuo tek atmasın bize. Bir şekilde Yasuo'ya bir vursak çok iyi olacak. Heh, vurmaya başladık. Tamam, aldık gibi de. Aa, her şeyi yaşıyormuş ama. Gerçi bunların hepsi yakıncı olduğu için arkadan izliyorlar sadece. Bak, o çok iyi oldu benim için. Resmen izlediler boş boş. Allah, ne yaptın? Kasım, Garen bulursan Riven'la beraber hem Legioner hem Şafak getiren etkili olur mu? Olabilir, evet. Morda yerine Riven diyorsun değil mi? Riven zaten buff'taydı. Neden olmasın? Hiç bilmiyorum ne alacağımı, biliyor musunuz? Şunu alırsam nasıl olur? Var mı bende alan bir... Yok ya galiba, yanlış yaptım galiba. Yanlış yaptım galiba. Bunu kim kullanacak bende? Bu kullanamıyor. Bu belki bir kişiye. Bu da bir kişiye. Bu da bir kişiye. Bağırmak istiyor. Ama başka da seçenek yoktu ki. Shojin vardı. Shojin'i hemen alsaydım alırdım da. Onu almalıydık galiba. Seviye alalım burada. Gerek var mı ama ya şeye, şafak getirene? Bu iki yıldız oluyor. Bu daha iyi olur. Garen'e veririz. Garen'e veririz. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Garen'e veririz. Garen kullanır bunu. Şafak getiren 2 açsak ne olur, açmasak ne olur? %30 ya, boş bence. Yok yok, Riven'ı salla. Morde çok daha güçlü bir şey. Kendisi güçlü Morde'nin yani. Altı şövalyenin ölümsüzlüğünü tadıyoruz şu anda arkadaşlar. Oyunumuzda Ging var bu arada. Büyük oyuncu. TR'nin gururu. Murat Kılıç, selam, hoş geldin. Aa, o da Velkoz'a dönmüş. Soldan oynuyor. Belki alabilir beni burada. Ama şövalyeyi burada test edeceğiz. Bakalım nasıl olacak şövalye. Onu göreceğiz. Aa, şey çekti. Thresh çekti. Güzel. Yine bayağı hasar veriyor ya. Yani mistik açabiliriz sonradan işte. Rally çıkarırız. İki tane de şövalye çıkarırız.
4 şövalye olursak 3 mistik ekleyebiliyoruz. Hatta 4 bile yapabiliriz yani mistiği gerekirse. Değil mi? Peki Heimer 2 yıldız bir şekilde giriyor mu? Ya şu şövalyeyi aslında azaltabiliriz ya arkadaşlar bence. Azaltalım şu şövalyeyi ya biz. Bu eşyayı Rel'e veririz. Thresh taşıdı ya. Bir yıldız Thresh taşıdı. Uzun vadede bu komp yani maksimum haline getirmek istiyorsak çıkarmamız lazım arkadaşlar şeyi. Çok fazla şu anda yani. Mesela ikinci Kyle'ı düşünebiliriz. Poppy çıksın, Poppy bence useless. Bir de şey çıkarız. Bilmiyorum kimi çıkarız ama yani iki yıldız Heimer her türlü Poppy'den daha iyidir. Ondan eminim ya. Hasar azaltmayı azaltsak da olur. Biraz. Yoksa Kyle 3 mü? Belki. Darı'yı çıkar. Darı'ya ihtiyacım yok. Poppy'yi de çıkarsaydık. Heh, bir de bunu koysak aslında. Bu da ölümsüz yapar beni falan. Ya şeyi çıkarsak, Lejyoner'i çıkarsak aslında daha iyi gibi biliyor musunuz? Ama niye boş yere bir buff azaltayım ki? Neyse biraz daha para biriktirelim ya, acele etmeyelim. Duralım bakalım. Ivern mi acaba ya bir tane de? Şuna dinçleştirici açsa. Ya da Mordi'deki item'i Heimer'a aktarmak. Neyse bakalım ya. Leona yerine Lux koysak arınmış gitmez ama. Evet o da bir seçenek. O da şey seçeneği işte. Misty'ye, full Misty'ye döneceğim zamanın kullanacağım seçeneği. Full Misty'ye döneceğim zaman evet. Aynen. Kayıp etmiş olabilirim. Ama çok can yeniliyorum ya. Heimer 2 arkada beklesin biraz bakalım. Belki 3 yıldız kal yaparız. Burasında mesela 4 3 mistik var. Solda dursa daha iyiymiş. Neyse. Bu sefer 6 şövalyeyiz. Tekrar çıkardım Hammer'ı. Şövalyenin hasar dağıtması belki daha çok işe yapar. Thresh her türlü çekiyor ya şeyi. Çok iyi oluyor Velkoz'u çekmesi. Thresh varken sanki Velkoz'dan çok da korkmamak lazım. Ama gerçi Velkoz ya en solda değil de en solun bir sağında olursa. O zaman sıkıntı işte. Büyü hasar veriyorlar. Şunu alırsam büyü hasarı şey kritik hasar veriliyor. Kritik hasar yemezler. Mesela şeyim. Bu görünüm. Adınıza özel mantar ayağınıza geldi. Halı kenarına. Paspas kenarına. Mantar dizilir. 5 dakikada yapılır. Anında teslim edilir.
K3 deneyeceğim ya ben. Üç tane kaldı artık, buluruz herhalde. Ne alacağım ya, sesi yemeyelim. Yüz mana çok da şey değil bu arada. Fazla değil. Gelmedi arkadaşlar, biraz aradım ama. 50 altın kalalım da şeyden sonra arayalım o zaman. Vadinin alametinden sonra arayalım. Şövalyeyi çıkarıp şey koyacağım. Mistik koyacağım full kazanmak için. Ama şu an kazanmaktan çok şey Kyle3'e odaklandım. De kazanmak da lazım sanki, değil mi? Bu kalsa yeter. Bunu da çıkar. Bunu da çıkar. Bir de Lux koyacağız işte. Kyle az kaldı. Zamanım yok, o yüzden şimdi arayacağım. Bir tane kaldı Kyle'a. Nico, please. No, Nico. Lütfen ya, lütfen, 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 lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Yes! Yes! Kyle3! Kyle3! Beş mistik, beş mistik yapmışım. Bakmıyordum bile. Kyle direkt ultisini açıyor. Direkt ultisini açıyor, 46k hasar. Bu ne? Bu ne? Bunu çıkarabilirim bu arada, fazla mı yapmışım şeyi. Mistiği 5 yapmışım. Bir yandan da kazanayım diyorum şu an. Ya iki şeyi aynı anda yaptım. Bir yandan kazanmak istiyorum. Kazanmak da çok önemli. Ya 2 yıldız oldu, hadi girsin ya, yazık ona da. Oho, bu ne? Kyle3. Kyle3 ve bu kadar önemli bir oyunda yani. Oyunculara bak, King falan var lobide. Grandmaster'ların olduğu, Master'ların, Challenger'ların olduğu. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş birisinin olduğu bir oyunda Kyle3 yapmak bence çok güzel bir oyundu. Benim için gurur verici bir oyundu ve özgüven aşılayan bir oyundu. GG arkadaşlar, çok güzeldi. Ya başta Nico şansımız vardı tabii ki. Ama sonrasında ya iyi sabrettik ve bir şekilde bulduk Kyle'ları ve Kyle3. Bu videoya beğeni yağmuru istiyorum. Yani sizden binlerce beğeni istiyorum. Beğendiyseniz tabii ki like atarsanız sevinirim ve abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.